Evet ama az önce giremedim. Bir tane Türkiye'nin ilk kendinden şarj edilebilir hem elektrikli hem de içten yanma motora sahip ticari aracını Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne tanıttığımız sonuna geldik. Sayın Başkan'la geçtiğimiz yılın sonunda bu konuyu görüşmüştüm. Biz Türkiye'de bu aracı ilk defa üreten ve hali hazırda Avrupa'ya da satışına başlamış Türkiye'nin en büyük otomotiv şirketiyiz. Sayın Başkan'a projeyi anlattığımda bu araçların Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılmasını, çünkü Türkiye'de bir ilk bu ve bu araçların kullanımı ile ilgili kendilerinden bilgi beklediğimizi, bu şekilde belediyeden gelen bilgilerle de aracın Ar-Ge merkezimiz tarafındaki gelişiminin tamamlanacağını ve dünyaya sattığımız bu aracın en mükemmel hale gelmesini sağlamak üzere bir mutabakata varmıştık. Az önce kendisiyle de konuştum. Ocak ayında belediyelerin bir fuarı vardı. Türkiye'deki şu belediyelerin fuarı. Orada bunun tohumlarını atmıştık. Bugün ise pandemi nedeniyle biraz geciktik ama nihayetinde bu projeyi hayata geçiriyoruz. Ankara halkı bu aracı kullanacak. Belediye bu araçları kullanacak. Dolayısıyla oradan gelen bilgilerle biz daha iyi bir geliştirme yapacağız. Bir yandan da Ankara halkı da bundan faydalanacak. Ben Sayın Başkan'a bu konuda özellikle çok çabuk geri döndükleri için bütün engelleri, muhtemel engelleri ortadan çabuklukla ortadan kaldırdığı için çok çok teşekkür ediyorum ve hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bu elektrikli otomobil konuşulduğu zaman bunu bizim en güzel uygulamamız gereken yerin hem çevre açısından hem de tarihimiz açısından hem de turizmi geliştirme açısından kale civarında bir ring yapalım diye konuşmuştuk. Şimdi Ulus'tan heykelin önünden başlayan bir ringle düzenli şekilde turlar yapılacak. Oradan buraya araçla gelmek zorunda kalan ve burada otopark sıkıntısı yaşayan turistler açısından veya buraya gelmek isteyen Ankaralılar açısından daha kolaylık olacak. Bir de elektrikli aracı bu tür yokuşlarda, bu tür alanlarda kullanarak firma sahiplerine de en azından biz de yol göstermiş olacağız. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum Ankara halkı adına. İnşallah Ankara'da ileride bu elektrikli araçlar da çoğalır ve dizel araçlarının, benzinli araçların hepsinden de kurtulur. Bu bir başlangıç olur diyorum. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Sağ olun. Sağ olun. Birinci etap sağlıklaştırma proje alanına gelmiş bulunuyoruz şu anda. Hepiniz hoş geldiniz. Burada 91 adet binamız var. Bunlardan 37 tanesi tescilli. Ama biz tüm binaları aslına uygun, özgün yapısını bozmadan restore ediyoruz. Toplamda 240 evi burada restore edeceğiz arkadaşlar. Aslında bu evlerin restore edilmesi demek bir kültürün yaşatılması demek. Biz bu gözle bakıyoruz. Kendi kültürünüzü yaşattığınız zaman doğal olarak da turist çekiyor. Onun için burada kapsamlı bir çalışma başladık. Görev süremizin içerisinde bu evlerin tamamını bitirmeyi planlıyoruz. Çok teşekkür ederim.